sana ilk <laughs> Şimdi şey e, durumu biraz Reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi bir durum <laughs> aslında. Hani bu, evet. e, biraz daha fazla konuşulmasına sebep olayım ama ben e, burada şimdi çok ani gelişen bir durum olduğunu da düşünüyorum. İşte Mustafa Cengiz çıktı, bahsetti. Hemen zaten akabinde Fatih Terime soruldu. Yani zaten hani bir önceki haftadan da e, bir gerilim olduğunu biliyoruz. Yani bana gerçek dışı gibi gelmedi. Bilmiyorum. Ozan Zeybek ne düşünüyor? Hocamın tezini şöyle çürüteyim. Zaten son 10-15 günden beri mırıldanmalar var da sıkıntıların olduğu belli. Çok sade giden, durağan giden bir ortamda bunu yapsaydı Fatih Terim tetikleyici olabilirdi. Zaten şu anda sanal bir karşıtlık var gibi. Yönetim ve Fatih Hoca arasında bir karşıtlık var gibi. Evet. Bu olayda Fatihçiler ve yönetimciler gibi ya da burada Galatasaraylılar da yayırmıyorum, Hepsi Galatasaraylı. Tabii. Fatihçiler ve yönetimciler diye ikiye ayrıldı. Ee, böyle iddialı laflar... Böyle özel bir teknik adamla otururken konuşmak pek istemiyorum ama esnaf ağzıymış gibi oluyor. Şunu söyleyeyim, belirteyim, ben bu yönetimin sezonu tamamlayabileceğini düşünm düşünmüyorum hocam. Galatasaray yönetiminin 2020 2021 sezonunu Mayıs ayını görmezler diye düşünüyorum. Şimdi bir de gerçek şu, zaten Mart sonuna kadar seçim yasakları var. Yani Mart'tan sonra kalan o iki ayda da hiçbir kulüp, hele hele Galatasaray gibi bir kulüp. Kesinlikle yeni bir seçime gitmeyecektir. Yani gitmesi de bence çok yanlış olur. Eğer biz olaya salt Galatasaraylılık açısından bakacak olursak Galatasaray'ın birçok değerine zarar verildi. Ben bunu çok açıkça ifade edebilirim. Bu saatten sonra bütün Galatasaraylılara düşen olay madem Mayıs sonuna kadar zaten seçim yok. Bari bu seçilmiş yönetimi en azından Mayıs'a kadar taşısınlar ve Mayıs'ta da yapılacak çok doğru ve Galatasaray'a yakışır bir seçimle önümüzdeki 3 sene Galatasaray'ı yönetecek olan o kadro belirlenmiştir. Şimdi ben Ahmet Akçan'ı Galatasaray'da tanıdım Melike. Duygular olunca insan biraz realiteden uzak kalır. Hocamın temennisi bunlar. Yani bu kadar ee, pozitif bir atmosfer yok yani. Şimdi o beni özellikle tahrik etmeye tahrik çalışıyor. Tahrik asla. Podri meydan. Beyin. Estağfurullah. Podri estağfurullah. meydan iddiaya giriyoruz. Siz şimdi ben diyorum kanunlar ki, olarak bu yönetim, da gerçekleşmez <laughs> diye düşünüyorsunuz bu, da hocam. Bu yönetim hmm. e, seçimlere kadar e, ayrılmadan yoluna devam edecektir. Yani Mustafa Cengiz'in yine işin içinde evet. olma planı var bu arada. Bunu da biliyoruz. Soru işaretli. E, Sanki yani biraz olabilir. daha istekli gibi. Ol, olabilir. Son, son İstemiyor diyemem. Diyem. Ee, gelişmeler bunu çok net bir şekilde belli edecek. Takımın gidişatı belli edecek. Ee, o dönemde e, aday olacak yöneticiler bunu belirleyecek ama sevgili Ozan'a hodri meydan diyorum. Burada böyle çok güzel bizi izleyenlerin de keyif alacağı her zaman iddiaya varım Galatasaray bence e, seçimleri Mayıs ayında yapacaktır. Ben zaten Mayıs ismini koydum. Yani Mayıs'a Mayıs yani bu sezonu tamamlayamaz dedim. Sezon zaten Mayıs ayında tamamlanıyor hocam. Yani bir de şu var, biz burada normal düşüncelerimizle ve analizlerimizle konuşuyoruz. Bazı şeyler kitaba bağlı. Yani kanunen nasıl olabilir, tüzük nasıldır, artı e, Covid şartları seçimlere izin verecek mi vermeyecek mi biliyorsunuz evet. öyle bir erteleme yaşandı. O yüzden biz genel durum olarak konuşuyorum. Detaylı konuşacak olursak şimdi yanılabilirim de ama ben genel şartlar, insan psikolojisi olarak kanunları e, yani seçim kanunlarını Öne, önüme koymadan konuşuyorum. Şimdi Galatasaray'da bakın daha önceki seçimleri hatırlayalım. Seçilmemiş olmalarına rağmen Abdurrahim Albayrak'ın Ali Dürüst'ün beraber çalıştıkları o yönetim başladığı sezonu tamamlasın diye Mart'tan sonra Dursun Özbek seçimleriydi. Sezon bitene kadar görevi bitmiş yöneticiler takımı yine sezon sonuna kadar götürdüler, taşıdılar. Yani Galatasaray Buna son derece önem veriyor. Hele hele işin içinde şampiyonluk iddiası varsa, oradaki düzen bozulmasın, sportif yönden camia bir kayba uğramasın diye böyle görevler bile Galatasaray'da tevdi edilebiliyor dönem dönem. Bence bu yönetim şartlar ne olursa olsun bu sezonu kesinlikle tamamlayacak. Şimdi burada yaşanacakların da etkisi vardır diye düşünüyorum ben de aslında sizin gibi. Çünkü transfer dönemindeyiz. İşte istenen isimler var ve Galatasaray biraz vitesi yükseltti. İşte Onyekuru geldi. Birazdan onu da konuşacağız. Halil Dervişoğlu transferi yapıldı. Beklenen ve çabalanan bir İrfancan transferi çalışması var bunu biliyoruz. Bununla ilgili yürütülen çalışmalar, projeler, işte kampanyalar var. Yani orada buzları eritecek bir hamle olursa sanki işler biraz daha değişebilir gibi geliyor bana deyip Onyekuru'ya geçeceğim. Bir de Ozan Zeybek'le başlayayım. Onyekur'a geçmeden bir şey söylemek istiyorum. Hocam yıllardan beri futbolun içindesiniz. Evet. Ben de 15-20 yıldan beri evet. futbolun içindeyim diyebilirim. Şu var, sansasyonla gelen oyunculardan Türk futbolu hiçbir zaman yararlanamadı. Mehmet Topuz'undan tutun, Emre Akbabası'na anlatabildim mi? Her zaman, yani İrfan Can'ın da artık olacaksa olsun çünkü bu çok konuşuldukça daha sonra ya takıma verimli olamıyor ya... Asla böyle bir şey temenni etmeyiz. Ya sakatlık yaşıyor, başka sorunlar çıkıyor. Yani o yüzden Doğru aslında. Düşününce örneklerini. Daha böyle 10 tane örnek var. Yani verebileceğimiz isim olarak kimlerin faydalı faydalı iki olamadığına. Takımın, i̇ki takımın Hat, yarıştığı. Mert Hakan Yandaş. Şimdi Fenerbahçe de istediği verimi alamadı. Bir de bazı Ama Muriç on... var mesela iyi bir örnek. Ya. Bu istisnalar var ama bu kadar sürümcemede kalmasını istemiyorum. Ama... Ama o, e, bence İrfan Can'ı biraz farklı değerlendirmemiz lazım. O verdiğin örneklerdeki gibi iki kulübün, üç kulübün almak için çekiştikleri bir rekabetten bahsetmiyoruz. Evet. Şu an o e, İrfan'da bir rekabet yok. Bunun ilginç tarafı teknik direktörle kulüp başkanı arasındaki transfer konuşmalarından dolayı alma mecburiyetinin biraz daha üste çıkması. Hı hı. E, böyle olunca da satıcı da tok satıcı. Rolüne bürünebiliyor. Yani şu an ortada yapılan sadece bir pazarlık var. Diğer futbolcularda olduğu gibi rekabet ben alacağım var. kavgası yok. Rekabet yok. Pazarlık Orada var. Rekabet Bana soruyorlar var. İrfan Can'dan Galatasaray yararlanabilir mi? Bu işten çok karlı çıkar. Göksel Gümüşdağ diyorum. Hani finalde onu söylüyorum. <laughs> en karlı o çıkar diyorum. Galatasaray'dan ve İrfan'dan daha çok Göksel Gümüşdağ karlı çıkar diye düşünüyorum. Bakalım transfer gerçekleşirse o zaman onu konuşuruz. Ben yıllar önce Trabzonspor'da çalıştım. Ee, Gökdeniz Fatih Tekke ikilisi vardı. Bazı evet. takımlarda böyle ikililer vardır. Geçen yıl Sivasspor'da Emre Kılıç, Mert Hakan Yandaş dedik. Ne Fenerbahçe'de Mert Hakan'dan ben memnunum. Oyun stilini de beğeniyorum. Adamın oyun azmini, arzusunu da çok beğeniyorum. Ee, Emre Kılıç takasla ismi geçiyor hocam şu anda. Yani Galatasaray ikisinin de peşindeydi. Birini aldı, diğerini de aldı. Bazı ikililer vardır. İrfan Can'ın da orada partnerleri var. Yani bazı paket program, paket servis yapmak lazım. Mesela bugün Mahmut'u yedeklerde görüyorum. Mahmut da İrfan, İrfan İrfan olurken Mahmut Pekdemir, e, tek ile beraber zaten bir isim yaptılar. Başakşehir'de de mesela Visça. Kaleye gidemiyorlar diyoruz. Yani adamın yokluğunda. Yani kim burada biz taraflı değil. Objektif konuşmaya çalışıyoruz. İrfan Can'ın bu oluşturulan etki yaratabileceğini ben düşünmüyorum. Yani 14-15 milyon euroluk bir futbolcu dediğinizde bambaşka bir şey çıkıyor, imaj çıkıyor. İrfan Can'ın ben Galatasaray'a geldiğinde sanki Galatasaraylar öyle bir havaya büründü ki Fatih Terim bu oyuncuyu istiyor diye. İrfan Can gelsin biz her şey biter. Hayır Galatasaray'ın başka sıkıntıları da var. Sadece İrfan Can'la çözülecek bir problem yok. Bazı e, psikolojik savaşlar vardır. Mesut Özil'in transferinin konuşması diğer takımlarımızı aşırı etkiledi. Beşiktaş'ta yani konudan konuya geçiyoruz ama hepsi birbirine bağlantılı. Saptırma yapmıyoruz. Beşiktaş'ta kimin ismi geçiyor? Hulk'un, Halk. Yani şey ismi Halk da Halk deyince şimdi anlatamayabilirim de Hulk'un ismi geçiyor. Ya şimdi formda bir Abu Bakar varken Hulk'u almak da biraz risk diye görüyorum. Abu Bakar'ı sindirebilirsin ya da psikolojik olarak etkileyebilirsin. Bu Mesut Özil transferi olmasaydı belki bugün Hulk'un ismini konuşmayacaktık biliyor musun Melike? Yani bu sansasyon yaratacak transfer yapma yarışı var diyorsun. Ya aslında. şimdi bunu aslında <laughs> taraftarlar tetik diyorlar. Yani biz de bunu alalım. Hani mutlaka gibi. olmalı, geride kalmayalım hesabı. Evet. Ama bak Mustafa Cengiz'in bir sözü vardı. Yani bunu birçok kulüp başkanı bir yöneticisi söylüyordur aslında. Transfer yapmayı başarı olarak görüyorlar. Aslında transfer yapmak değil mesele. O transferin takımda yerini bulması. Transfer yapmayan yöneticiyi başarısız görüyorlar, yapmayan Şimdi yöneticiyi. Bizim futbola bakış açımız açımız çok farklı. Ben olayı biraz farklı yönden yaklaşmak istiyorum. Sonuçta konuştuğumuz futbol. Futbol nedir? Şurada gördüğümüz bu yeşil alan içinde oynanan çok keyifli, çok güzel bir oyun. Oyun çok güzel olduğu için de herkes bu oyuna müdahil olmak istiyor bizim ülkemizde. Şimdi bir Futbolcuysanız zaten o alanın içindesiniz, müdahilsiniz. Teknik adamsanız oyuna müdahilsiniz, e, müdahilsiniz. Ama yöneticinin oraya girme şansı yok. Hı -hı. O da oyunun bir parçası olmak istiyorsa onun alanı transfer. Hı -hı. O da o yarışı tamamıyla transfere taşımak istiyor. Avrupalarının yapmadığını biz yapıyoruz. Bizde yönetimlerin